Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Avım Sensin 2 hikayesinin ikinci sezonuna başlıyoruz. Yeni davan nasıl olacak? Ayrıca Sirk ve İngiltere Kraliçesi ile ne alakası var? Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 1. Taçlı Sirk Sanatçıları. Chesterfield bir hafta sonra. Ay, bahçesi çok güzel durmuyor mu? Nasılsa bu bilmeceyi çözemeyeceksin. Kendine eziyet etmeyi bırak. Eva'ya bakmadan elindeki notu kasvetli bir şekilde çevirmeye devam ettin. Beyaz tavşan, incele. Beyaz tavşanın deliğine girme. Dedi ve beni taş bir tabuta koydu. Belli ki sana bir şey ima etmek istemiş. Madam'ın dairesine gitmemem gerektiğini ve Anderson'ın not defteri kayboldu. Başını dizlerinin üzerine düşürdün. Bahçe yağmurda hüzünlü hüzünlü hışırdıyordu. Bunu düşünmeyi bırakmalısın. Senin için söylemesi kolay. Yarı terk edilmiş bir mezarlığın içindeki mahzende uyanan sen değildin. Aa, bizi kaçırdılar ve biz orada uyandık. Çünkü davet edilmediğim yere giden de ben değildim. İşim bu. Davet edilmediğim yerlere gitmek. Bir an düşündükten sonra ekledin. Asla hoş karşılanmıyorum. Eva sana üzüntü ve pişmanlıkla baktı. Hanımefendiler, yağmurun yürümeye engel olmadığına mı karar verdiniz? Arkanı döndün. Ellie arkanda duruyordu. Rahat bir şekilde kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuştu. Meşe ağacının altında yağmur yok. Günaydın Ellie. O da kibarca sana ve Eva'ya selam verdi. Sorayım, bu akşam ne yapmayı düşünüyorsunuz? Akşam mı? Ah, her zamanki gibi. Kendimizi kırbaçlar, yaşamdaki her kararımızı düşünür dururuz. Rutininize biraz çeşitlilik katabilir miyim? İlgiyle kaşlarını kaldırdın. Öyle oldu ki bugünkü gösteri için bilet almayı başardım. Tiyatroya mı? Sirke. Eski grubum şehre gelmiş. Onları görmek istiyorum ve aynı zamanda hepinizi biraz eğlendireceğim. Ben onlarla tanıştığıma memnun olacağım. Nasılsa sıkılıyorum. Onlarla tanıştığıma memnun olacağım. Elia bunu duyduğuna çok sevindi. Geçmişin hakkında bilgi edinmek istiyorum. Ve genel olarak sirk sanatçılarının hayatı hakkında. İlk bakışta göründüğü kadar romantik değil. Ve yine de. Elia hafifçe gülümsedi. O halde sizi saat 6'da oturma odasında bekliyor olacağım. Sam, Alexander ve Rachel da geliyor. Davetin için teşekkür ederiz. Ve Elia sizi yağmurla baş başa bırakarak veda etti. Çok tatlı. Sence de öyle değil mi? Elia mı? Evet belki. Ondan hoşlanıyor musun? Tipim değil. Ondan hoşlanıyor musun? Eva senin tepkine çok güldü. Eva şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı ve sonra güldü. Neden bu kadar etkilendin? Sadece merak ediyorum. Kıskanıyormuşsun gibi geldi. Sen homurdanıp arkanı döndün ve Eva tekrar güldü. Bir insan olarak, onu bir insan olarak sevdim. Ona şüpheyle baktın. Bir süre meşe ağacının altında oturdunuz ama çok geçmeden yağmur yoğunlaştı. Evin içine kuru ve sıcak bir odaya çekilmek zorunda kaldınız. Chesterfield, aynı gün. Aynı günün akşamı saat 6'da. Oturma odasına girdiğinde Alexander zaten oradaydı. Bir koltukta oturmuş, bacak bacak üstüne atmıştı. Sen yaklaşınca okuduğu gazeteyi yavaşça indirdi. Bakışları yüzünde, yakanda, kollarında ve belinde kaydı. Ayakkabılarının ucuna kadar ve geriye. Tekrar yüzüne döndüğünde bakışının yumuşacık olduğunu gördün. Alexander. İyi akşamlar Lady Harrington. Korkunç bir soyadınız var. Böyle bir açıklama karşısında bir an şaşırıp kaşlarını kaldırdın. Alexander içini çekti ve keskin bir şekilde senden uzaklaştı. Ses tonu kurulaştı. İnsanlar beni her geçen gün daha da şaşırtıyor. Düşün. Birisi şehirde bir cesedin dolaştığını düşünüyor. Parmağını gazeteye vurdu. Şu saçmalığı dinle. Londralıların dediğine göre ıslık çalan katil olarak bilinen dirildi.
huzur bulamamış bedeni insanların evlerini ziyaret ediyor ve onları karakteristik bir ıslıkla korkutuyor. Henüz kurban yok ama canavar evlerden hediyelik eşya olarak mücevher alıyor. Bu da suçluların cenaze töreninin bir başka kanıtı. Ah gerisi neyse. Ah gerisi sıkıcı, neyse. Biraz Lady'den, beyaz Lady'den bile daha kötü. Yaşayan ölülerin bilimsel olarak imkansız olması sorunun yarısı. Peki mücevherler? Tabutunu mu onlarla süslüyor? Buna nasıl inanabilirler? İnsanlar senin kadar akıllı değil. Her türlü saçmalığa inanmaya hazır. Haklı olabilir. İnsanlar senin kadar akıllı değil. Burada zekaya gerek yok. Sadece minimum dozda rasyonel düşünme becerisi. Alexander senin düşünceni onaylıyor. Ancak sesi keyifliydi. Görünüşe göre onun gururunu okşamayı başardın. Harika, geldiniz bile. Oturma odasına uçtu, ellerini tuttu ve sevinçle seni döndürdü. Sirk, çok heyecanlıyım. Bu muhteşem olmalı. Alexander ona yan gözle baktı ve dudaklarının kenarlarıyla gülümsedi. Kız kardeşini böyle neşeli bir heyecan içinde görmekten memnun görünüyordu. Herkese iyi akşamlar. Seni Alexander'ın yanında görünce gözleri hafifçe kısıldı. Geriye doğru küçük bir adım attın ve Sam'in bakışları yumuşadı. Enteresan. Elia ve Eva, onun hemen ardından oturma odasına girdiler. Herkes toplanmış, müthiş. Bu durumda gidebiliriz. Bir saat sonra, grubun performansı. Ah, Elia sana gururla baktı. Sirk kubbesinin gerçekten çok acayip olduğu ortaya çıktı. Devasa, rengarenk, sağır edici derecede görkemli. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Elia, bu inanılmaz. Elia büyük bir iş başarmış bir adamın gururuyla başını salladı. Onlar ülkenin en iyileri ve belki de dünyanın. Alexander biraz şüpheyle kıkırdadı. Sam çaktırmadan gülümsedi. Neyse, muhteşem görünüyor. Arkadaşlarınla ne zaman tanışacağız? Elia Rene'ye yan gözle baktı ve garip bir şekilde dudaklarının kenarları seyirerek sırıttı. Gösteriden sonra şu an bize vakit ayıramazlar. Arena'nın en öndeki sandalyelerine oturdunuz. Ve her şey başladığında korku dolu iç çekişlerini ve gülümsemelerini tutamadığını fark ettim. Gösteriyi bir çocuk gibi hayranlıkla izledim. Hayvanlar, palyaçolar, akrobatlar, balonun üzerinde bir kız. Kaslı adamlar vardı. Neredeyse insan vücudunun yeteneklerinin ötesinde inanılmaz becerilerden oluşan bir kaleidoskop. Gözlerin mutlulukla yanarken Elia'ya döndün ve fısıldadın. Sen de böyle şeyler yapabiliyor musun? Bu işi bırakmaya mı karar verdin? Böyle şeyler yapabiliyor musun? Bu numaralardan bazılarını, evet. Ben kaslı adamlardan biriydim. Dövüşler ve canlı figürler sahnelerdik. Aman tanrım. Bu muhteşem. Yarı tanrılara benziyorlar. Biraz abartıyorsun. Ancak bu sanat gerçekten kolay değil. Elia'yı mutlu ettin. Gözlerinde nostaljik neşe kıvılcımları parladı. Güzel bir zamandı. Davullar yeniden çaldı ve tamamen birbirinin aynı olan iki genç adam sahneye çıktı. Ah Elia, ne çocuklar. Bunlar. Edward ve Christopher Kodagan. Onlar çok yeteneklidir. Ve arkadaşlar, ilk kitaptaki psikopat ikizler geldi. Bu kelimeyi o kadar tuhaf telaffuz etti ki. Sanki ona aynı anda birkaç anlam yüklemek istiyormuş gibi. Hangisi Edward? Sağdaki Edward. Diğeri ise Chris. Gerçekten aklında tutmaya çalıştın. Çocuklar performanslarına başladı ve sen ilk saniyelerden itibaren nefesini tuttun. Sirk kubbesinin altına uçup şahinler gibi yere düşerek birbirlerini yakalıyorlardı. En inanılmaz açılarda bükülerek tuhaf çift figürler halinde iç içe geçiyorlardı. Korkusuzca trapezden trapezlere birbirinin kollarına atlıyorlardı. Birbirlerine çok güveniyorlar.
Ama biri elini açsa, hepsi bu, anında ölüm. Böyle yükseklikte tabii. İnanılmaz bir takla atmayı daha tamamlayan ikizler, arenanın ortasında durdular. İçlerinden biri tatlı, melodik bir tenorla konuştu. Sanki yüzleri çok çok hafif değişmiş, çeneleri. Acaba burada iyi olacaklar mı? Yoksa ilk kitap gibi mi olacak? Bir sonraki numara için bir gönüllüye ihtiyacımız var. Bu salondaki en harika kızı seçeceğiz. Salonun etrafına baktılar ve aniden Edward seyircilere doğru atladı. Hafifçe, bir panter gibi. Atlayışının hedefinin tam ayaklarının dibinde olduğunu anlayınca geri çekildin. Bana bunu söyleme. Sandalyenin yanına indi ve hemen tek dizinin üstüne çöktü. Ah muhteşem hanımefendi, yardımcımız olma şerefini bize bahşedin. Sizin gibi inanılmaz bir kızla gerçek mucizeler yaratabiliriz. Ben mi? Sirk arenasında. Genişçe gülümseyerek sana elini uzattı. Kalbin çok hızlı atmaya başladı. Tüm gücüyle kaburgalarına çarpıyordu. Sen zevkten titredin. Dehşete düştün. Zevkten titredin. İkizler davranışını onaylıyor. Ve ona hafifçe titreyen parmaklarını uzattın. Edward genişçe ve keyifle gülümsedi ve seni kolayca arenanın merkezine götürdü. Arkada tuhaf bir ses duyuldu. Elia'yı görmek için arkanı döndün. Ayağa kalktı, kaşlarını çattı ve çenesini sıktı. Gözlerinde iyi bir şey yoktu. Alexander elini onun omzuna koyarak onu sakinleştirdi. Elia ona döndü, bir şeyler söyledi ve yerine oturdu. Kaşlarını şaşkınlıkla kaldırdın ama dikkatini yanındaki adam çekti. Adın ne ey dikensiz gül? Diken konusunda bu kadar emin olmazdım. Lady Agatha. Soyadımı söylememeliyim. Eğer babam bunu öğrenirse çok mutsuz olacak. Sevgili Agatha, hiç hipnotize edildiniz mi? Ay, bizi onun için mi aldın? Hayır. Herkes duydu mu? Bu bayan hiç hipnotize edilmemiş. Seyirciler alışılmadık bir şey bekleyerek heyecanlandı. Heyecandan miden ağrıdı. Yalnız tam tabutun içine konulduğumuz zamanlarla ikizlerin ortaya çıkması niye denk geldi? Hep şüphelendim. Umarım tehlikeli bir şeye bulaşmamışımdır. Bugün size zihnin inanılmaz güçlerini göstereceğiz. Bugün Agatha sirkin tavanı altındaki ipin üzerinde yürüyebilecek. Kalabalıktaki kadınlar çığlık attı. Alexander tedirgin bir şekilde oturduğu yerden kalktı. Bu sefer Elia başını salladı ve onu tekrar yerine oturttu. Ah, bu güvenli mi? Sizi temin ederim ki tehlikeli bir şey değil. Şimdi hazır mısınız? Böyle bir şeye de hazır olunur mu? Arkadaşlarına baktın ve biraz gergin bir şekilde başını salladın. Bana bakın Agatha, şu saate bakın. Çıkardı. İzle. Saat önünde sarkaç gibi sallandı. Sesimizi dinlemenizi istiyorum Agatha. Beni dinleyin. Sesi alçaldı, neredeyse bas gibi geldi. Hoş, derin, cezbedici. Beni çok dikkatli dinleyin, sesimi düşünün. Kulağa bir şekilde uygunsuz geliyor. Alexander'ın neden bu kadar kızdığını anlıyorum. Gülesin vardı, bu arzuyu bastırman gerekiyordu. Edward konuşup duruyor. Onu dinlemen için seni ikna etmeye çalışıyordu. Vücudunun ne kadar ağırlaştığını, sana itaat etmeyi nasıl bıraktığını anlatıyordu. Sonunda biraz sinirlendin bile. Bu kesinlikle işe yaramıyor. Burada bir aptal gibi duruyorum. Bacaklarınız hafif ve çevik, Agatha. Siz inanılmaz yetenekli bir ip cambazısınız. O ipin üzerinde yürümenin sizin için hiçbir zorluğu yok. Görüyor musunuz? Elinin hareketini takip ederek yukarı baktın. Ya hipnotize edilerek öyle bir yerden yürünebilir mi? Yukarıda gerçekten de 3 ip asılıydı. Merkezdeki daha kalın ve kenardakiler daha ince. Bu ipte yürüyebilir misiniz Agatha? Sadece adama yok uydurmak için başını salladın. Edward gülümsedi. Harika ve şimdi bayanlar ve baylar. Tavana kadar çıkacağız. Agatha orada. İlk ip yürüyüşünü gerçekleştirecek. Ah, her bulduğun şeye başını sallarsan böyle olursun işte. Korkudan kürek kemiğinin altında hafif bir ağrı hissettin.
Kürek olur, yürek olur. Yüreğimizde de bunun korkusunu yaşayabiliriz. Ama ikizler sana çoktan ellerini uzatmıştı. Altında bir şey titredi. Kısık sesle çığlık attın. Üstünde durduğun tahtanın salıncak olduğu ortaya çıktı. Ve ikizler seni ellerinden tutarken hızla yukarı doğru çıkıyordun. Oh, aman tanrım. Yanınızda olacağız Agatha. Bir şeyler ters giderse sizi destekleyeceğiz. Ama sizi temin ederiz ki her şey yolunda gidecek. Vücudunuz ne yapacağını biliyor. Bayanlar ve baylar, Agatha için hoş geldin alkışı. Salon alkışlarla patladı. Birisi ıslık çaldı. Boğazından yükselen panikle terlemeye ve titremeye başladın. Düşeceğim. Ama iraden dışında sanki ellerin kendiliğinden hareket ediyormuş gibi ikizlerin avuçlarını sıktın. Ve ipin üzerine bastın. Bir adım, bir adım daha. Edward ve Christopher ellerini parmak uçlarıyla tutarak iki tarafında yürüyorlardı. Ben yürüyorum, yürüyorum. Bir ipin üzerinde. Ya keşke uzaktan çizim olsaydı. Böyle olmaz. Edward'larla bir çizim görmek isterdim. Ha böyle. Böyle de olur ya. Gözlerini açtın. Aşağıya baktın. Nasıl, beğendiniz mi? En sevdiği oyuncağını yeni arkadaşıyla paylaşan bir çocuk gibi gülümsedi. Bu korkunç, müthiş, utanç verici. Müthiş. Yorumun ikizleri mutlu etti. Christopher ve Edward memnun gülümsemelerle birbirlerine baktılar. Tekrar yapabilir miyiz? Geriye doğru yürüyelim şimdi. Bunu nasıl yaptınız? Siz nasıl? Bana öğretmeyi nasıl başardınız? Hipnoz harika bir şey. Bir de hipnoz olmadığımızı sanıyorduk. Çok güçlü. Gülmeye başladın. Kahkahan, gümüşü, yağmur gibi kalabalığa yağdı. Aşağıdan insanlar alkışladı, bağırdı ve ıslık çaldı. Dünyayla bu yükseklikten bakınca kendini gerçek bir kraliçe gibi hissettin. Sonunda ayakların sağlam zemine, ipin diğer tarafındaki tahtaya bastı. Güzel hanımefendiyi tebrik edelim bayanlar ve baylar. Bugün Agatha tüm Londra'ya cesur bir kadının neler yapabileceğini gösterdi. Kalabalık hayranlıkla deli gibi bağırdı. Neşeli miydi, tehditkar mıydı anlayamadın. Tahta yavaşça aşağıya doğru süzüldü ve Edward kibarca gülümsedi. Ah son bir şey. Kulağına doğru eğildi. Öyle ki sıcak nefesi yanağını gıdıkladı. Sana etkimden kurtulmana izin veriyorum Agatha. Artık sözlerimin senin üzerinde hiçbir etkisi yok. Tüylerin diken diken oldu. Gözlerini fal taşı gibi açıp ona baktın. İyi hipnozun etkisini de bıraktırdı. Edward geri çekildi ve sana cilveli bir tavırla göz kırptı. Kızardığını hissettin. Ve o an diğer yandan aynı ses elmacık kemiğini yaktı. Kardeşimi bağışlayın hanımefendi. Terbiye yoksunu biraz. Cevap verecek vaktin olmadı. Tahta yere inmişti. Ve ikizler performansı kapatmaya başladı. Teşekkür ettiler. Sen yerine döndün. Ellie hemen sana doğru eğildi. İyi misin? Evet. Hipnoz etkisini kaldırdı mı? Ha, galiba evet. Öyle bir şey söyledi. Ellie hemen rahatladı ve başını salladı. Rachel sana doğru koştu ve ellerini tuttu. Agatha, bu çok korkutucuydu. Korktun mu? Hiç de. Kesinlikle kayıtsız bir yüzle yalan söyledin. Eva gözlerini kıstı. Dürüstçe söyle bana. İkisinden hangisini daha çok beğendin? Christopher'ı, Edward'ı, ikisini de, hiçbirini. İkisini de diyelim, birbirlerinden ayırt edecek bir şey yaşamadık zaten. Ayrıca neden seçmek zorundayım ki? Birincisi onları birbirinden ayırt edemiyorum. İkincisi onlara bir bak, birbirine yapışmış gibiler nasılsa. İki farklı kişi olmalarına rağmen ikisini birden sevmek lazım yani. İkizler bunu duysa bayılır.
Eva anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı ve arkasını döndü. Alexander sana doğru eğildi ve merakla gözlerinin içine baktı. Hey, ben senin araştırma objen değilim. Elbette, sen çok daha fazlasısın. Ya canım. Cevabı karşısında şaşkına döndün ve sustun. O ise hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Yöntemlerinin etkisinin ilginç olduğunu söylemeliyim. Gerçekten hiç ip üzerinde yürümedin mi? Nerede yürüyeceğiz canım benim? Çocukken denedi, nehrin üstünde. Üçüncü umutsuzca mahvolmuş elbiseden sonra babası ona bunu yapmasını yasakladı. Neden özellikle nehrin üstünde denedi? Suya düşelim diyedir herhalde. Başka uygun bir yer yoktu. Eva, böyle şeyleri anlatmasana. Eva dudaklarını açmadan kıkırdadı. Sam yaklaştı. Ama orada muhteşem görünüyordun. Gerçek bir samuray kızı gibi. Korkusuz ve çevik. Hipnoz teorisini daha detaylı incelememiz gerekiyor. Agatha bile yürümeyi başardıysa. Ve sen bunu inceleyeceksen daha çok hipnoz geçer bu sezon. Ne demek bile. Ah bakın maymun. Bu noktada konuşmaları şovun sonuna kadar kesildi. Gösterinin hemen ardından Elia hepinizi sahne arkasına götürdü. Oraya büyük bir heyecan ve bir nevi kaygıyla gittin. Daha 3 adım bile atmadan karşında devasa bir figür belirdi. Elia, oğlum, seni gördüğüme ne kadar sevindim. Elia gülümsedi ama yüzü biraz ekşidi. Sunucuysa tam tersine geniş ve nazik bir şekilde gülümsedi. Aralarında bir şey oldu, belli. Amca, sizi görmek ne güzel. Ah, grubun kurucusu. Meşhur Figaro amca mı? Ta kendisi, hizmetinizdeyim hanımefendi. Amca kollarını iki yana açtı ve Elia'yı kendine doğru çekti. Alexander, arkandan Rachel'a fısıldadı. Yangından sonra Elia'yı sirkten atan kişi değil mi bu? Ah, bu her şeyi açıklıyor. Bize dostane bir ziyaret için mi yoksa iş meseleleri için mi geldin? Aniden gözlerinin derinliklerinde soğuk çelik parladı. Ürktün. Vay, bu genç adam. Görünmeye çalıştığı kadar tatlı değilmiş. Yakın arkadaşlarımı eski ailemle tanıştırmak istedim. Amca ve Elia göz göze geldiler ve bir an için havada elektrik parladı sanki. Sonra ikisi de aynı anda farklı yönlere baktılar. Elia sizi tek tek tanıştırmaya başladı. Sıra sana geldiğinde arkandan yüksek bir ses duyuldu. Oh Bayan Agatha, en güzel çiçek. Sen de bize yürüyorsun ha. Sanki diğer hanımları yeni görmüş gibi kendini hemen düzeltti. Özür dilerim hanımlar. Hepiniz bataklığımızın birer tatlı su damlası gibisiniz. Kardeşim inanılmaz derecede beceriksizdir hanımlar. Kendisine gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederim. İkizler. Elia. Güçlü adam. Sevgi dolu buluşmaları burada sona erdi. Daha duygusal bir şeyler bekliyormuş gibi görünen Figaro bir anda sıkıldı. Alexandra döndü ve genişçe gülümsedi. Dük, size iş yerimizi gösterme şerefini bahşeder misiniz? Elia yüzünü buruşturdu, bir adım geri attı ve yanına yaklaştı. Kulağına fısıldadın. Bir sorun mu var? Amcam Alexander'ı peri masallar ve hikayelerle doyuracak şimdi. Elbette ki kraliyet ailesini gösteriye getirtmeyi umuyor. Bu inanılmaz derecede sıkıcı olacak, o yüzden beni bağışla, kaçacağım. Amca Alexander, Rachel, Sam ve Eva'yı da yanına götürdü. Elia yavaş yavaş yana doğru hareket ederek kendisini kalabalıktan ayırmaya başladı. Elia, seninleyim, hain. Seninleyim. Elia kararından memnun. Bu amcan beni endişelendiriyor. Çünkü insanları çok iyi hissediyorsun. Ah Elia, bana gerçekten iltifat mı ettin? Gözlerini devirecekmiş gibi tavana baktı ama fikrini değiştirdi. Hadi gidelim, seni birisiyle tanıştırayım. Ve amca yüksek sesle Alexandra üst salıncağın inşasını anlatırken Elia seni oradan uzaklaştırdı. Elia seni sessizce loş koridorlardan, garip cihazların yanından geçirdi. Nereye gidiyoruz? En iyi arkadaşıma. Bizim dışımızda arkadaşların var mı? Ne büyük bir hayal kırıklığı. Elia sırıttı. Sana biraz ironik bir şekilde yan gözle baktı. Beni arkadaşın olarak mı görüyorsun? Sanırım evet. Hayır, arkadaştan öte. Sanırım evet. Boşuna, ben kimsenin arkadaşı değilim.
Elia gizliden gizliye cevabından memnun oldu. Ama dudaklarının köşeleri hala hafifçe yukarı doğru kıvrılmıştı. O gizemli en iyi arkadaşının dışında mı? Ah, onunla arkadaş olmamak mümkün değil. Çok özel biri. İlgi çekici bir sunum. Elia durdu ve sen başka tarafa baktın. Ooo, fil. Merhaba Eko, bebeğim. Bebeğim? Bir fil için oldukça küçük. Elia kafese girdi, genişçe gülümsedi ve kollarını iki yana açtı. Kocaman hortum uzanıp onu belinden yakaladı. Elia güldü, gri deriyi okşadı ve sana döndü. Korkma, yanına yaklaşabilirsin. Çok sakindir. Ben burada durmayı tercih ederim. Geliyorum. Aa, çok tatlı fil. Elia ve Eko cesaretinden memnunlar. Kafesin eşiğinde durdun ve Eko'ya baktın. Vay, çok büyüksün. Sana öyle geliyor. Bu tür hayvanlara alışık değilsin. Ah, elbette. Çekingen bir şekilde kafese adım attın ve Eko Elia'yı yalnız bırakarak hemen hortumu sana uzattı. Omzuna dokundu ve o anda tüylerin diken diken oldu. Merhaba. Elia gururla sana baktı. Sonra Eko'ya sanki gösteriş yapıyormuş gibi. Gerçi hangisinin övündüğünü anlamak zordu. Fil ile arkadaş olmayı nasıl başardın? Elia bir süre sessiz bir gülümsemeyle Eko'nun bacağını okşadı. Sonra isteksizce cevap verdi. Oh, beni bir bakıma kurtardı. Bana ihtiyacı vardı. Şu ortaya çıktı ki ben de birisinin bana ihtiyaç duymasını umutsuzca istiyormuşum. Diğer filleri bilmiyorum ama Eko için arkadaşlık çok önemli, ilgi önemli, sevgi önemli. Ama antrenörü hiçbir zaman pek konuşkan olmadı ve ben... Bir şekilde kendimi onun kafesinin yanına giderek daha fazla zaman geçirirken buldum. Onunla konuşuyordum, besliyor ve şımartıyordum. Eko beni özlemişti, ben... Derin bir nefes aldı ve nefes verirken biraz zorlandı. Birisinin perde arkasında beni beklediğini bildiğim için mutluydum. Biri beni bekliyordu. Elia'ya baktın, boğazında bir yumru hissettin. Başını sert bir şekilde sana doğru çevirdi ve kaşlarını çattı. Bana üzülme sakın. Üzülmüyorum zaten. Seni uyardım. Anladım. Bir süre birbirinize gözlerinizi dikip durdunuz. Sonra hortum ikinize de sarıldı. Sen daha ciyaklamaya fırsat bulamadan Eko ikinizi de havaya kaldırdı. Elia'ya tutundun, ceketinin yakasına yapıştın. Bir anlığına gerilen Elia hemen neşelendi. Ah, seni yaramaz. Elia'nın gülüşü de güzelmiş. Eko hortumunun tek bir hareketiyle sizi sırtına attı. Bu tür egzersizlere alışık olmadığın için hemen kaymaya başladın. Elia belini tutup seni yerinde tutmaya çalıştı. Tutuyorum. Düşebilir miyim? Hayır. Biraz çaba harcayarak seni tekrar filin sırtına çekti. Geriye düşmekten korkarak hemen kollarını boynuna doladın. Bunu herkese mi yapıyor? Hayır, binicilerden hoşlanmıyor. Görünüşe göre seni sevdi. Eko kulaklarını salladı. Durumdan keyif aldığı belliydi. Kıkırdadın, hem panikledin hem de durumun tadını çıkardın. Babam at binmeyi öğrenmeme gerek olmadığını düşünürdü. Israr etmem iyi oldu. Eko, hayal edebiliyor musun? Senin tıpkı bir at gibi olduğunu düşünüyor. Gülmeye başladın. Panik azalmaya başladı ve yüzlerinizin birbirine çok yakın olduğunu fark ettin. Ah, iyi ki burada kimse yok. Bir saniye önce yine gülen Elia birden ciddileşti. Kararmış gözleri dudaklarına odaklandı. Rahatsız olduysan sahneyi sonlandırmak için sonraki seçeneği kullan. Sonra tekrar gözlerine baktı. Bu yanlış. Alexander rotasındayız, yapmayalım. Elia, adını söylediğinde sanki uykusundan uyanmış gibi irkildi. Boğazını temizleyerek arkasına yaslandı. Utanarak yan tarafa baktı. Ben düşüncelere dalmıştım, kusura bakma. Aşağı inmene yardım edeyim. Bana güveniyor musun? Bu soruyu beklemediğin için gözlerini kırpıştırdın. Ben, evet, pek değil, hayır. Evet. O halde korkma, tamam mı? Elia bunu duyduğuna çok sevindi. Kolay bir hareketle yere kaydı. Yalnız kaldığında parmaklarınla bir şeylere tutunmaya çalıştın. Ama filin sırtında tutunacak bir yer yoktu. Atla, hadi. Ellerini sana doğru kaldırdı.
Öylece mi? Seni yakalayacağım, söz veriyorum. Gözlerini kapattın, iki seçeneğin vardı. Elia'nın sözüne güvenmek ya da bir filin sırtında yaşamak. Ya da bir filin sırtından yere düşmek. İkinci seçenek sana uymadı. Bir dedektiflik ajansı kendi kendine çalışamaz. O zaman atladın. Bir sonraki saniye kendini güvenilir, sıcak kollarda buldun. Elia gözlerini zevkle kısarak sana kulaktan kulağa gülümsedi. Eko, bak ne kadar cesur. Seni dikkatlice yere indirdi ve ellerini beline dayadı. Hepimizin burada toplanmış olması ne tatlı oldu böyle. Arkasında bir hareket gördün ve beceriksizce gülümsedin. Korkarım uzun sürmeyecek. Şaşıran Elia arkasını döndü ve yüzü anında ekşi bir ifadeye büründü. Elia, oğlum, elbette Eko ile birlikte olacağını bilmeliydim. Seni kaybettik ve hatta biraz endişelenmeye başladık. Sana bakmadı, senden bahsetmedi bile. Ama bütün arkadaşların sana baktı ve pek keyifsizdiler. Yan yan kafesten çıkıp Eva'ya yaklaştın, hemen fırça yedin. Biz bu moruğu dinlemek zorunda kalırken sen eğleniyorsun. Alexander'dan bile mi beter? Evet. Üzgünüm Eva, en azından birimizin kurtulması gerekiyordu. Eva gözlerini devirdi. Amca sana yan gözle baktı ve ışıltılı bir şekilde gülümsedi. Elia, güzel dostlarımızı Eko ile tanıştırır mısın? Rachel heyecanla bir şey söyledi ve birden diğer yöne çekildiğini fark ettin. İki kişi sessizce arkandan geçti. Cadogan ikizleri. Onları tesadüfen gördün, göz ucuyla bir renk sıçraması gibi. Ama fark ettiğinde artık gözlerini onlardan alamadın. Böyle gizemli yüzlerle nereye gidiyorlar? Arkadaşlarına döndün. Eko'yu tanımaya hevesliydiler. Sen de ikizleri takip ederek sessizce onlardan uzaklaştın. Sahne seni sağır edici bir sessizlikle karşıladı. Çıkışta durup etrafına baktın. Buraya geldiler. Sonra nereye gittiler? Mantık yolu. Sirk alanının kokusunu içine çektin ve yukarıya baktın. İzleyici koltuklarına doğru yürüdün. Yukarıya baktın. Elbette onlar akrobat. Başka nerede olabilirler? Bakışların iki çift yeşil gözle buluştu. İkizlerle bir süre sessizce birbirinize baktınız. Sonra kubbenin altından basit ama bir şekilde endişe verici bir melodi döküldü. Ne kadar değişik duruyor. Küçük bir fare oynamak için çıktı. Küçük farenin kaybedecek hiçbir şeyi yok. Sessiz, sessiz patiler kumun üzerinde. Küçük fare artık kurtarılamaz. Sessizce şarkılarını söylüyor, gözleri bilenmiş zümrütler gibi parlıyordu. Vücudunda tüylerinin diken diken olduğunu hissettin. Neden buradasınız? Saklıyoruz. Saklanıyoruz. Ama aslında soru yanlış. Sen neden buradasın? Küçük fare. Arkadan bir bağırış duyuldu. Kalın bir perdenin arkasından biri sana sesleniyordu. Bunlar bence burada da psikopat. Arkana baktın ve tekrar döndüğünde ikizler artık orada değildi. Sirk kubbesinin altında sadece tahta sessizce sallanıyordu. Ertesi gün tembelce geçti. Ev hareketsiz, sessiz ve ıssızdı. Sabah saat 11 civarında kapın çaldı. Alexander eşikte duruyordu. Hemen konuya girdi. Bugün akşam yemeği için güzel bir şeyler giyersen çok memnun olurum. Önemli bir konuğumuz olacak. Ah, bu konuğu tanıyor muyum? Alexander omuz silkti ama sana dudaklarının köşeleri seyiriyormuş gibi geldi. Akşam öğreneceksin. Seni 8'de alacağım, tamam mı? Başını salladın ve genç adam gittiğinde Eva ile bakıştınız. İlginç değil mi? Göreceli olarak büyük ihtimalle bir bilim adamı. Alexander başka kimi önemli bir misafir olarak görebilir? Hamurdandın ve elbise seçmek için dolaba gittin. Mütevazi akşam yemeği. Zengin akşam yemeği. Aa, bu güzelmiş. Mum ışığında bu da güzelmiş. Lüks akşam yemeği. Ay, bu da güzel. Hepsi de güzel. Neyi alsak? Bu
Bunu alalım. Eva saçından düşen bir teli düzeltti. Bu saçı alalım. İçini çekerek eldivenlerini daha sıkı çektin. Ay bir de eldiven var bu hikayede. Allah'ım ya Rabbim. Allah'tan elması düşük. Sekize beş dakika kala Alexander kapını çaldı. Hiç tereddüt etmeden açtın. Gözleri yavaşça figürünün üzerinde gezindi. Aşağıdan yukarıya ve geriye. Alexander, sen kraliçe davetine bile yakışır görünüyorsun bu akşam. Ona neşeli bir sitemle baktın. Akşam yemeğinde kraliçe olmayacak ama değil mi? Aksi takdirde korkudan ölürüm. Ah evet, tabii. Sana kolunu verdi ve kibarca koridordan salona götürdü. Ay kesin kraliçe olacak. Hepiniz salonda toplandığınızda uşak içeri girdi ve Alexander'ın önünde eğildi. Ve ardından sevgili akrabanızın geldiğini duyurdu. Korkuyla elini ağzına götürdün. Ah annenin geldiğini söyleme Alexander. Hazır değilim. Ama Alexander gözlerinde suçluluk duygusuyla sana yan yan neşeyle baktı sadece. Ah hayır annem değil. Ve oturma odasına giren kişi. Kraliçe Victoria. Biliyordum kraliçe geldiğini. Başın dönmeye başladı ve neredeyse bayılacaktın. Kraliçeydi, kraliçe. Alexander yemeğe kraliçeyi getirmişti. Kafasını koparmaya hazırdın ama bunun yerine Rachel'ın elini tuttun. Korkma, o iyi biri. Ayrıca iş için geldi. Ne işi ya? Göreceksin, büyük anne. Aceleyle Victoria'ya gitti. Alexander çoktan onun elini öpüyordu. Victoria'nın gözleri sana döndü. Sen durup kaldın. Ona yaklaştın. Derinden eğildin. Derinden eğildin. Victoria'nın gözleri sana odaklandı. Görünüşe göre hemen o anda kafanı koparmaya niyeti yokmuş. Doğrulduğunda zaten Alexander'a gülümsüyordu. Bunun iyi bir işaret olduğunu düşündün. Alexander eliyle işaret etti ve yaklaştığında ışıltılı bir şekilde gülümsedi. Büyük anne, seni Lady Agatha ile tanıştırayım. Kendisi mükemmel bir dedektif. Çok akıllı bir kız ve benim iş ortağım. Eminim sorunun konusunda sana yardımcı olacaktır. Sorun mu var? Kraliçeye dedektiflik yapacağız, vay be. Majestelere, bu benim için inanılmaz bir onur ve... Sizinle tanıştığıma memnun oldum Lady. Ancak sevinmek için acele etmeyin. Söylediklerim hoşunuza gitmeyebilir. Alexander'a baktın. Sakın bir şey söyleme dercesine gözlerini kocaman açtı. Gülümsedin ve kraliçenin önünde itaatkar bir şekilde eğildin. Eminim söyleyeceğiniz hiçbir şey beni üzemez. Boş iltifatlara lüzum yok. Oturalım mı? Karakteri de fenaymış. Uşak yemek odasının girişinde sessizce beklerken Victoria ona bakmadan oturma odasına geçti. Torunum, size meselenin özünün ne olduğunu açıkladı mı Lady? Sen olmadan böyle bir sırrı açığa çıkarmazdım. Mantıklı, aferin sana delikanlı. Annenin sana katlanamamasına şaşmamalı. Alexander o kadar geniş gülümsedi ki yanakları patlayacakmış gibi oldu. Rachel sessizce homurdandı ve arkasını döndü. Peki doğrudan konuya gireceğim. Sorun şu ki bir eşyam kayıp. Değerli, çok önemli. Benim safir tacım. Kaşların havaya kalktı ama hiçbir şey söylemeye cesaret edemedin. Ama bu en kötü şey bile değil. Gardiyanlarımın söylediklerine göre. Durdu, belli ki öfkesiyle başa çıkmaya çalışıyordu. Onu ölü bir adam çalmış. Şu mücevher çalan adam, ne saçmalık, ne sapkınlık. Ölü bir kişinin neden safire ihtiyacı olsun ki? Bu taç özeldir Lady Harrington. Tasarımını sevgili Albert'im yapmıştı. Bu tacı kaçırmak, kraliçenin asıl tacını kaçırmak gibi bir şey benim için. Bunu gerçekten ölü bir adam yapmış olsa bile, onu tahtımın önünde görmek isterim. Tacımı geri verecek ve yaptığı yanlışın bedelini ödeyecek. Kalbinin sıkıştığını hissettin. Victoria çok görkemliydi.
Majesteleri, küstahlığımı bağışlayın ama neden ben? Tüm polis gücü hizmetinizdedir. Pac'ın kaybolduğunu kimse bilmemeli Lady Harrington. Ne polis ne de sıradan insanlar, hiç kimse böyle bir utancı kaldıramam. Rahmetli kocamın bana verdiği en önemli şeyi kaybetmek. Ne barbarlık. Hayır hayır, torunum sizin yetenekli bir kız olduğunuzu ve yardım edebileceğinizi söyledi. Bu doğru mu? Ben daha yeni başladım. Size yardımcı olabilirim. Size yardımcı olabilirim. Tüm gücümü ve becerilerimi bu işe adayacağımdan emin olabilirsiniz. Victoria sana sakin bir takdirle bakarak başını salladı. Tamam, tam olarak beklediğim tutum bu işte. Her durumda torunum size yardım edecek. Alexander akıllı bir çocuktur. Büyük anne, ben bir dahiyim. Skandallara bulaşma konusunda bir dahisin, orası kesin. Alexander gözlerini devirdi ve Rachel daha çok kıkırdadı. Peki, işe alındınız Lady Harrington. Safir tacımı bulursanız sizi ödüllendireceğim. Bulamazsanız... Devam etmedi ama sen anladın. Kariyerinin daha en başında kraliçeye hayal kırıklığına uğratmak. Gerçekten bundan daha kötü bir şey olabilir miydi? Dedektiflik ajansımız buna bağlı yani. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım majesteleri. Size taç hakkında birkaç soru sorabilir miyim? Alexander benim yerime size her şeyi anlatacak. Onun sorularına cevap verdim bile. Ayağa kalktı ve yemek odasına baktı. Daha sonra torunlarına döndü. Siz ikiniz ailenin en iyi temsilcilerisiniz canlarım. Her halükarda annenize karşı çıkmaya bir tek siz cesaret ettiniz. En iyisi Albert'ti büyük anne. Kraliçe ona hüzünle baktı ve başını salladı. Ailemizde bu ismi taşıyan herkes aramızdan çok erken ayrılıyor. Aa, bir de kardeşleri vardı ve öldü mü bunların? Elini Rachel'a uzattı ve parmaklarını sıktı. Her zaman istediğini elde et canım. Daha sonra elini sallayarak herkese veda etti ve evden çıktı. Alexander büyük annesini arabaya kadar eşlik etmek için dışarı çıktı. Kapı arkasından kapandığında kanepeye çöktün ve korkunç bir hırıltı çıkardın. Kraliçenin akşam yemeğine geleceğini bana söylemedi. O zaman gelir miydin? Asla, korkudan neredeyse ölüyordum. Bu yüzden söylemedi işte. Neşeyle gülümsedi ve yanına oturdu. Boşuna endişeleniyorsun. Bunun harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Rezil olmak için. Korktuğunu anlıyorum ama kötüyü düşünme. Elini tuttun. Başarısız olursam beni leylak rengi bir tabuta gömeceğine söz ver. Söz veriyorum. Evet, kariyerine muhteşem bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Sen beni önemsiyorsun. Bana kazık attın. Delisin. Sen beni önemsiyorsun. Elbette sen bizden birisin ve biz birbirimize sahip çıkarız. Alexander onun amacını anlamana çok sevindi. Sana göz kırptı, sonra ciddileşti ve bir sandalyeye oturdu. Büyük annem bana şunları anlattı. Hırsızlık olayı 3 gün önce gerçekleşmiş. Taç ayrı bir odada tutuluyormuş. O odayı 2 muhafız koruyormuş. Her ikisi de tek ağızdan gece yarısı koridorda ölü bir adamın göründüğünü iddia ediyormuş. Kapılardan içeri girmiş ve ortadan kaybolmuş. Bunu kimseye söylememeye karar vermişler. Doğru karar, yoksa onlara deli derlerdi. Doğru ama taç gerçekten ortadan kaybolmuş. Sabah odada değilmiş. Gardiyanlar tuhaf bir hikaye uydurup tacı kendileri mi çalmışlar? Bunu düşündük ama hayır. Bütün gece nöbet tutmuş, hiç ayrılmamışlar. Bu kanıtlanmış bir gerçek. Kendileri ve etraflarındaki her şey incelenmiş ama tacın izine rastlanmamış. Onu kimseye teslim de edemezlerdi. Orası penceresiz, ıssız bir koridor. Gece boyunca oraya ne giren ne de çıkan olmuş. Odanın penceresi var mıymış? Tek bir tane, tavanda ama inanılmaz derecede dar. Oraya bir çocuk bile sığmaz, tacın kendisi bile zar zor sığardı. Başını salladın, düşünüyordun. Koridora ve odaya bakmam gerekiyor. Bu ayarlanabilir. Ve gardiyanlarla konuşmam lazım. Tekrar başını salladı. Başka bir şey var mı? Hangi ölü adamın geldiğini biliyorlar mı? Alexander gözlerini devirdi. Bu sorunun cevabı onu rahatsız etmişe benziyordu. Bu adammış. Koltuğunun arkasından dünkü gazeteyi çıkarıp iğrenç bir şeymiş gibi masanın üzerine fırlattı.
Açılan sayfadaki başlık dikkatini çekti. Hazine avı uğruna dirildi. Şaşkın bakan gözlerini Alexander'a kaldırdın. Onayla başını salladı. Evet evet, şehirde ölü bir suçlu faaliyet gösteriyor. Bu vaka tam bize göre değil mi? Ve ilk bölümümüzü bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aa, bu bölüm mantık ve sezgi puanı hiç yokmuş. Otorite varmış.